Merhabalar. Bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız ünlü Meksikalı yazar Carlos Fuentes'in dev eseri Terra Nostra olacak. Terra Nostra 1083 sayfalık muazzam bir eser, tam bir başyapıt. Benim de bir aylık bir okumama mal olan bir yapıt Terra Nostra. Hakikaten çok özel bir eser. Hem kendi yazıldığı dönemin ilerisinde bir tarihi anlatıyor, hem de çok daha gerisinde, ta İspanya'da 2. Felipe döneminden de bahsediyor. Çok ilginç bir roman. Pek çok konuya değinmiş. Pek çok olayı anlatmış. Çok sayıda da karakter anlatmış. Hakikaten çok enteresan bir eser ve dediğim gibi tam bir başyapıt. Latin Amerika Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden bir tanesi ki Carlos Fuentes'in de en önemli yapıtı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Latin Amerika'da iki tane büyük önemli ödüle layık görülmüş bir eser. İlk yayınlandığı 1975 yılında Xavier Villaruti adına Meksika'da verilen ödülü kazanmış. 1977 yılında ise bu sefer Venezuela'da Romulo Gallego ödülünü kazanmış. Yani iki tane önemli ödülü kazanmış bir romandan bahsediyoruz. Latin Amerika için tabii bunu söylüyorum. Hakikaten öyle böyle değil yani Terra Nostra. 1083 sayfa sadece hacmi değil önemli olan. Anlattıkları da çok enteresan. Yani o Latin Amerika'nın sömürülme konusunu, o Meksika'nın sömürülme konusu o kadar içine yer etmiş ki Fuentes'in öyle bir öfke duymuş ki bu sömürge haline. Yani 2. Felipe üzerinden İspanya Kralı 2. Felipe ve anne babası, eşi hepsinin üstünden yani o bütün kraliyet ailesi üstünden bütün öfkesini saçmış yani. Bütün öfkesini o İspanya kraliyet ailesine 16. yüzyılda yaşamış kraliyet ailesine hakikaten bütün öfkesini saçmış bir yazar Carlos Fuentes Terra Nostra romanında. Hakikaten o öfkeyi görüyorsunuz ve öyle bir öfke ki bu. Yani resmen küfretmiş 2. Felipe'ye. Yani resmen İspanya kraliyet ailesi küfretmiş ama küfür yok ortada. Yani her türlü hakareti aslında karakterleri kurgularken yapmış Carlos Fuentes. Fakat tabii muazzam bir kurgu ve muazzam da bir dil var. Yani bu büyülü gerçekçilik dil de çok net kullanılmış metnin içerisinde. Bunu da görebiliyorsunuz. Her ne kadar metinle ilgili işte modernist olduğu söylenilse de tam biraz da postmodern bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Hem üst kurmaca tekniği kullanılmış, hem Don Quixote'dan bir metin, hem de Don Juan'la bir metinler arasılık var. İkisi, iki karakterle de bir metinler arasılığı da görüyoruz bu metnin içerisinde. Hem de zamanda geriye gidişlerle hakikaten o işte postmodernin o yaratmak istediği kaotik ortamı da çok güzel yaratmış. Bir de metin hem 16. yüzyılda geçiyor hem de 1999 yılında da geçiyor. Yani bu metnin yazıldığı tarih 1975 bu arada. Yani iki farklı zaman dilimine, iki farklı döneme atlı ki başka dönemlere de Roma İmparatorluğu dönemine de gidiyoruz. İşte bu sömürge zamanında 18. yüzyıllara da 19. yüzyıllara da pardon gidiyoruz. Yani pek çok yere de zaman dilimine de gidiş geliş var metnin içerisinde. Bu anlamda da çok ama çok özel bir metin olduğunu söyleyebilirim. Ama önemli metnin önemli bir kısmı 2. Felipe döneminde geçiyor. Yani o postmodernin tarihi arka fon olarak kullanışı bu metinde de çok net bir şekilde var. Burada gerçek karakterler üstünden yani 2. Felipe üstünden ve onun işte eşi, ailesi üstünden yapıyor belki ama yani karakterler gerçek karakter baktığımızda tarihsel yönden baktığımızda bir tarihte yerleri var ama öyle kurgulamamış Carlos Fuentes. Tam bir postmodernist kurgulama. Tarihi gerçekliği bozucu, kırıcı bir şekilde bir kurgulama var. Diyorum ya işte yani küfretse, açıkça küfretse hani bu kadar herhalde hakaret etmemiş olurdu. Yani hakikaten karakterler üstüne özel 2. Felipe'yi bayağı bir zavallı bir insan olarak gösteriyor. Bayağı bir zavallı bir karakter olarak gösteriyor. O nedenle hani ki annesini işte deli hanım olarak gösteriyor. Yani o anlamda hakikaten baya bir bütün öfkesini bu sömürgecilere karşı olan ve İspanya'ya olan, İspanyollara olan bütün öfkesini Carlos Fuentes metnin içerisinde başından sonuna kadar kusmuş yani. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama hani Carlos Fuentes metinleri zaten genelde öfkeli metinlerdir. Nispeten Terra Nostra'nın ben öfkesinin o kadar da yoğun olmadığını düşünüyorum. Onu da söylemem lazım. Yani hem işte bu evet hassas bünyeler için bu öfke ve biraz cinsellik anlatımı rahatsız edici olabilir.
Ama çok da rahatsız edici bir metin olduğunu asla düşünmüyorum. Okuması aslında çok zor değil. Sadece okumayı bozan unsurlardan en temel özelliklerinden bir tanesi. İşte bazı bölümlerin çok işte 30 sayfalık olması örneğin. Bazı bölümlerin birer sayfalık olması. Bu çok enteresan. Yani bölümlerin 3 ana bölümden oluşuyor kitap. Bölümler arasında dahi bir hani bir standart yok. Yarım bir sayfalık hatta yarım sayfa diyebileceğimiz metinlere denk geliyoruz. Birkaç sayfalık üst üste bir anda 30-35 sayfalık bölüme de denk gelebiliyorsunuz. O anlamda çok ilginç, birçok da anlatım tekniği de kullanılmış. Yani zaten çoklu anlatıcı var mı? Çoklu anlatıcının dışında da çok sayıda da anlatım tarzında metnin içerisinde görebiliyoruz. O anlamda da çok enteresan bir metin Terra Nostra. Ama şimdi ben birazcık Carlos Fuentes'in hayatını anlatmak istiyorum ki metinle de biraz kafanıza yer edebilsin. Yani Fuentes'in hayatıyla bir bakıma Terra Nostra'nın bence alakası olduğunu düşünüyorum. Ki bütün yazarlar için geçerli. Bu sadece Fuentes için değil. Carlos Fuentes 1928 yılında Panama'da doğuyor. Şimdi bu önemli bir nokta. Kendisi Meksikalı. Panama bambaşka bir yer baktığımızda. Bir ada işte Karayipler'de. Arada neden, niye Panama? Çünkü babası diplomat. Meksikalı bir diplomat. O yüzden kendisi Panama'da doğuyor. Ondan sonraki hayatının da önemli bir kısmı ta 16 yaşına kadar Meksika dışına geçiyor. Yani işte 6 ile 10 yaşları, 12 yaşlar arası yanlış hatırlamıyorsam işte Amerika'da geçiyor. İşte Şili'de geçiyor. Farklı farklı yerlerde geçiyor hayatı. Ve 16 yaşında Meksika'ya artık okumaya gidiyor. Meksika'da eğitim hayatına devam ediyor. Hukuk eğitimi alıyor. Daha sonra Cenova'da eğitim hayatını tamamlıyor. Ve sonrasında da önce Meksika'da Dışişleri Bakanlığı'nda işte bir uzman yetkili olarak çalışıyor. Daha sonra seviyesi yükseliyor. Ta ki bu 1974 ile 77 yıllar arasında Fransa'nın Meksika Büyükelçiliği olana kadar Fransa'da Meksika Büyükelçiliği oluyor. Bu romanda da 1999 yılı Paris'te. Yani 31 Aralık 1999 yılı Paris'te geçiyor. Yani işte bu Fransa'daki Meksika Büyükelçisi olmasının noktasında da onda da Paris geçiyor ki keza Cortázar'ın 80'inde de Paris geçer, Fransa geçer. Böyle bir işte Latin Amerikalı yazarların bir Paris sevdası da olmuş. Onu da söylemek lazım. Paris tabii çünkü edebiyatta çok önemli bir yeri vardı o dönemler. Onu da hani söylemem gerekli. Şimdi böyle bir işte 74 ile 77 yıllar arasında Büyükelçilikten sonra artık iyice edebiyatta zaten 1950'li yıllardan itibaren ilk öykü kitabı 1954 yılında yayınlanıyor. Ta o dönemden itibaren edebiyatta zaten belirli seviyelere gelmiş bir yazar. Ondan sonra zaten 70'lerden sonra 80'lerle birlikte daha da önemli eserleri geliyor. İşte Terra Nostra 1975'te geliyor. Ama öncesinde yani pek çok eseri Türkçe'de Can Yayınları tarafından yayınlandı. Tam 18 tane eseri yayınlandı. Bir eseri şu an Ayrıntı'dan yayınlandı. İki tane eseri. Biri Can'a geçti ama biri Ayrıntı'da kaldı. Yani toplamda Türkçe'de yayınlanmış 19 tane eseri var. Fakat bugün Carlos Fuentes'in eserlerini bulamıyoruz ne yazık ki. Yani Can Yayınları yeni kapakla 4 tane eserini bastı. İşte Doğmamış Kristof'u bastı, Diana'yı bastı, Terra Nostra'yı bastı ve son romanı Friedrich diye bir son romanı var 2012'de yayınlanan, onu bastı. Fakat diğerlerini o yeni kapaklarla basmadı, yeni basımları olmadı, diğerlerini bulamıyorsunuz. Bu yeni basılanlarda da Terra Nostra bitti şu an. Yani Terra Nostra'nın basımı yok. Umarım yaparlar yakın bir zamanda. Çünkü sahaflarda da çok ciddi rakamlara bulunuyor ve bu basım değil. Terra Nostra basımı daha önce Bülent Doğan çevirisi İş Bankası'ndaydı. İki cilt haline yayınlandı. İki cilt olarak nadir kitapta veya tek tek de satılıyor nadir kitapta. Eğer hani almak isteyenler onlara da mutlaka dikkat etmeli. Çünkü İş Bankası'ndayken iki cilt halindeydi. Can Yayınları tek cilt haline dönüştürdü. İşte 1083 sayfayı. Onu da dikkat edilmeli mutlaka. Ama şu an Terra Nostra'nın maalesef basımı yok. Onu söyleyebilirim. 1962 yılında Artemio Cruz'un Ölümü onun için önemli bir romanı. Yani Carlos Fuentes edebiyatında. Başka öncesinde eserleri de var. İlk roman 1958 yılında yayınlanıyor ama 1960'taki Artemio Cruz'un Ölümü onun önemli, başlangıçta önemli romanlarından bir tanesi. 1967'de Deriyi Değiştirmek geliyor ki o da kıymetli romanlarından bir tanesi. Ki öncesinde Aura diye bir yine uzun öyküsü var. O da kıymetli olduğunu söyleyebilirim. İşte 75'te Terra Nostra geliyor. Çok önemli bir eser zaten. Hani anlatacağım uzun uzun sizlere. 85'te Koca Gringo geliyor.
O da önemli eserlerinden bir tanesi. Keza yine 80'li yıllarda doğmamış Kristof geliyor. O da önemli eserlerinden bir tanesi. 24 tane romanı var. Pek çok öyküsü var. Pek çok deneme kitabı var. Yani düşünce yazıları, deneme kitapları da yayınlamış. Yani Carlos Fuentes muazzam üretken bir yazar. 2012'de de 83 yaşında vefat ediyor. Yani hakikaten sürekli üretmiş. Yani son zamanında bile roman yazmış. Bu 83 yaşında iken bile roman yazmış bir yazardan bahsediyoruz. Yaşamından sonra işte o Friedrich romanı yayınlandı. Yani böyle bu kadar üretken bir yazardan bahsediyoruz. Önemli bir eseri de, önemli sayıda eseri de Türkçe'ye çevrildi. Ama dediğim gibi bugün büyük bir çoğunun basımı yok. Fakat nadir kitaptan veya sahaflardan gayet uygun fiyatlara Carlos Fuentes'i, tabi Terranos haricindeki eserlerini uygun fiyatlara edinebilirsiniz. Fakat Terranos'ta pek bulunmuyor dediğim gibi. Şu an yeni bir sahaf nadir kitaba gelmiş ve çok uygun bir fiyata bu Can Yayınları baskısını bir tane bir adet olarak gördüm. İsteyen alabilir. Onun haricinde takım olarak almanız gerekiyor ve takım olarak İş Bankası basımları da gayet yüksek fiyatlara, yani 80 lira ve üzeri fiyatlara yayınlanıyor. Yani şu an satışı var. Yakın tarihte hiç kitabı da bulamayabiliriz yani. Umarım dediğim Can Yayınları Terranos'a basar. Şimdi gelelim Terranos'a nedir? Şimdi Terranos'a öncelikle bir büyülü gerçekçi eser. Büyülü gerçekçi eserde ne demiştik? Büyülü gerçekçilikte var olmayacak, normalde olamayacak olayların metnin içerisinde doğalmış gibi yerleştirme hali. Yani bunu daha önce yine bir Meksikalı başka yazar Laura Esquivel'in Açık Odası'nda sizlere anlattım. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı'yla anlattım ki Yüzyıllık Yalnızlık'la Terranos arasında bazı bağlantılar var. Yani Yüzyıllık Yalnızlığı'nın da başında bir ailenin karakterlerinin bir listesi vardır. Keza aynı şekilde Terranos'ta da böyle bir liste var. Hemen göstereyim o listeyi. Yani en başta daha kitabın başında güzel bir liste yapmışlar. O anlamda çok şöyle. Yani şöyle bir kim kimdir, hangi dünyada hangi karakter vardır gibi bir liste Terranos'ta da yapılmış. Bu anlamda da önemli. Bak şöyle ana karakterler, birinci sayfayı şöyle göstereyim. Yani bunu yapmışlar. Ama zaten o karakterlere bir süre sonra ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü aynen Yüzyıllık Yalnızlık gibi burada da karakterler sürekli tekrarlıyor kendilerini. Yani Celestina var mesela, Ludovico var. Öğrenci Ludovico ile Celestina. O ana geçen hikayemizde, 2. Felipe dönemindeki ana geçen hikayemizin yan karakterlerini, gerçi aslında ana karakterlerden bir tanesi 2. Felipe ile birlikte, o karakterlerin sürekli dönüştüğünü, ta 1999'a kadar dönüştüğünü görüyoruz. Yani böyle enteresan bir roman. Yüzyıllık Yalnızlık'la ciddi benzerlikleri var. Tabii Yüzyıllık Yalnızlık daha da önce yazılmış bir eser olduğunu söylemek lazım. Ama Yüzyıllık Yalnızlık 150 yıllık bir dönemi anlatırken, Terranos'a 16. yüzyılda, yani 1500'lü yıllarda, hatta 1400'lerden de bahsediyor. Anlatırken sonra 1999'a sıçramayı yapıyor. Yani çok uzun bir zaman dilimi aslında. Farklı dönemlerden kesitler sonra aktarmış oluyor bizlere. Bunu söyleyebilirim. Gelelim işin büyülü gerçekçilik kısmına. Daha 26. sayfadan ki Yüzyıllık Yalnızlık'ta da öyleydi. Büyülü gerçekçi hali bizi çok erken karşılıyordu. Bu metinde de çok erken karşılıyor. Hemen okuyayım 26 sayfadaki bölümü. Ters doğum tamamlandıktan, Polo bebeğin kıçına bir şaplak attıktan, göbek bağını kesip düğümledikten, plazentayı kovaya attıktan, kanı temizledikten sonra ilaveten bir şeyler daha yaptı. Bebeğin hayalarını yokladı. Her ayağında 6'şar parmak saydı ve sırtındaki doğum lekesini hayretler içine seyretti. Kürek kemiklerinin arasında şarap kırmızı bir haç. Bebeğe yeni doğum yapan 90'daki kadının kucağına mı verse, yoksa sorumluluğu kendisi alıp ona baksa, muhtemelen bir hastalıktan ya da boğularak ölmekten uzak mı tutsa bilemiyordu. Gördüğünüz gibi 90 yaşında bir kadının doğurdu. Sırtında kırmızı bir haçın bulunduğu, ayak parmaklarının 6'şer parmağın olduğu bir bebek. Yani bu normalde olamayacak bir şey. Şimdi burada hani gerçek tutucular gibi hayretler içinde gördüğü imgesi var, ama anlatıp öyle değil gördüğünüz gibi. Ve metin boyunca da bu sırtında kırmızı haçlı olan ve ayak parmağının 6'şer parmağı olan çocuklar imgesi sürekli dönüyor. Bu anlatılan kesit metnin başı 1999 yılına ait, ama sonrasında o 16. yüzyıla gittiğimizde de bu karakterleri aynen görüyoruz. Bunlar 3 kardeşler.
birbirlerinin tıpkısı aynısı üç kardeş. Hatta metnin bir yerinde dişi bir kurttan doğuyor çocuk. Yani bu kırmızı haçlı, sırtında kırmızı haç simgesi olan, ayağında altı tane parmak olan çocuk dişi bir kurttan doğuyor. İşte bu dişi kurtla da birinci Felipe, yani ikinci Felipe'nin babası işte ilişkiye girmiş. Böyle garip bir anlatım söz konusu ama metnin içinde bu çok doğal tabii anlatılıyor yani. Hani ki daha böyle ne garip anlatımlar var diyorum ya, hani küfretmemiş, küfreler kadar yapmış yani. Hani Carlos Fuentes, Terranosa'da İspanyol kraliyet ailesine, o dönemin kraliyet ailesine. Tabii ki o dönemdeki haksızlıkları anlatıyor. O senyörlerin işte halka yaptığı işte gaspları, hak gasplarını, haksızlıklarını anlatıyor. Yani o döneme dair pek çok da şeyi gösteriyor. Ama ya postmodern tabii ki, yani tam bir tarihsel gerçeklik değil. Bir kurgu gerçeklik, yani kurmacanın içerisinde gösteriliyor. Olmayacak pek çok olaya denk geliyoruz. Tabii ki büyülü gerçekçilik bu öfkeli anlatımda, yani gerçekliğin öfkesini aktarmada çok güzel bir kurtarıcı. Yani bu kurtarıcılığı büyülü gerçekçilik bize bunu sağlıyor. Yani o gerçeğin dışına sokarak, ama gerçeğin dışındaki gerçeküstü öğeleri metnin içine dahil ederek bizleri bir anlamda, yani yazarları diyelim, yazan insanları kurtarıyor. O öfkeyi daha dizginlenmiş bir şekilde anlatmamıza fırsat veriyor. Yoksa o öfkeyi hakikaten tam gerçekliğiyle anlatmaya kalktığınızda okunması zor metinlere dönüşebiliyor. Ama Terranos özelinde en azından büyülü gerçekçinin kullanılması nedeniyle de bunun çok daha minimize edilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyeyim. Ama çok enteresan sahneler var tabii ki. Yani çok ilginç sahneler. Bazen üst üste geliyor böyle uzun uzun sayfalar boyunca. Şimdi metni şöyle bir hafiften içerik olarak anlatayım. Dediğim gibi 16. yüzyılda geçiyor. 2. Felipe dönemi. 2. Felipe bir saray, manastır yaptırıyor. Büyük bir saray yaptırıyor ki İspanya tarihinde de önemli bir saray bu. İşte ataların mezarlarının olacağı bir saray. Çok 2. Felipe dindar da bir adam. Annesi de çok senyor hanımdı, o deli hanım. Çok aşırı dindar bir kadın. İşte babası ölmüş falan, ama o babası ölmüş ama annesi onun mezarını, yani tabutunu kendisiyle birlikte devam ettiği götürüyor falan. Böyle enteresan bir konu var. Ludovico var, Celestina var. İkinci Felipe'nin, yani Celestina pek çok kılığa giren, bir zaman ikinci Felipe'nin de sevgilisi olan bir kız. Ludovico öğrenci, o dönemde bir öğrenci, bir karakter. O da enteresan bir karakter. İşte Keşiş Simon var. Bütün bu karakterler ve ikinci Felipe daha prensken, yani daha kral olmadan önce bir araya geliyorlar metnin içerisinde. Gördüğümüz bu. Fakat bu karakterler tabii ki ikinci Felipe haricindeki diğer bütün karakterler yeni baştan başka zamanlarda da zuhur ediyorlar diyelim. Yani görünüyorlar. Böyle tabii metnin enteresan durumu var ama genel itibariyle metnin önemli bir kısmı 16. yüzyılın içerisinde geçiyor. İkinci Felipe'nin bir yardımcısı var, Guzma. O da bayağı böyle sinsi, hani böyle tam bir şeytani bir karakter olarak yaratılmış bir karakter. O karakter daha sonra zaten işte o Latin Amerika'yı, Meksika'yı fethedecek kişilerin arasında bulunuyor. Ve bütün o İspanya'daki kötü yönetimi onlara direkt Latin Amerika'ya taşıyor. Bunu da sonrasında görüyoruz. Metin, yani Terranosa 3 bölümden oluşuyor. Bir eski dünya. Eski dünya bu anlattığım yer. Yani işte 2. Felipe döneminde geçen İspanya'yı bize aktaran, anlatan bölüm. 2. Felipe'nin ruhsal problemlerini, sıkıntılarını, onun işte aşırı dindarlığını ve yaptığı katliamı ve birçok şeyi bizlere gösteren bir bölüm. Sonra yeni dünyaya geçiyoruz. Yeni dünyada fantastiğin sınırlarında bir büyülü gerçekçilik var. Yani karakterlerimizden bir tanesi, işte bir iki tanesi daha doğrusu, bir tekneyle, ki o zaman dünya düzdür yani şelaleden düşeceğin mevzusu var. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu tahmin eden insanlar da var. O işte bir cesaretle yeni dünyaya ulaşılıyor. Yeni dünya denilen yerde aslında anlıyoruz ki sonrasında bir Latin Amerika. Ama orada çok fantastiğe yakın, çok böyle büyülü gerçekçinin tüm sınırlarına dolaştığımız güzel bir bölüm oluyor. Yani tam 2. Felipe dönemi biraz sıkmaya başlamış. Oradaki iş birazcık anlatım olarak da sarpa sarmaya başlamışken yeni dünyada bir böyle ara bir forma giriyoruz. Yeni dünyada bambaşka bir anlatım. Çok sürükleyici, çok maceravari bir anlatıma dönüşüyor. Daha sonra da öbür dünyaya geçiyoruz. Öbür dünya, tekrar 2. Felipe'nin dönemine geçiyoruz ve bu sefer
bütün bu bölümlerde anlatılan, her iki bölümde de anlatılan olayların bir örgünmüş gibi direkt bağlanışlarını görüyoruz. Yani sürekli birbirine bağlanan zincirmişçesine kitabın sonlarına kadar bağlanan bölümleri görüyoruz. Kusursuzca bağlanıyorlar. Yani o kadar sayfa anlattıkları, çok detay detay anlattığı şeyler. Bazen diyorsun ya, bu kadar Guzman'la arasındaki konuşma bu kadar uzun olmak zorunda mıydı İkinci Felipe'nin? Ama işte İkinci Felipe'nin annesi, babası, işte eşi, başka karakterler, bütün bunlar, bütün metnin içerisinde karakterler muazzam bir şekilde sonrasında bağlanıyor. Harika bir bağlanış görüyoruz. Muhteşem bir bağlanış görüyoruz ve bu sayede metin kendini okutturuyor ve sonra da zaten 1999 yılının 31 Aralık Paris'e gittiğimizi görüyoruz. Bir 14 Temmuz 1999 tarihi var. Sonra işte orada buluşacaklar. Celestine ve Ludovico, onu duyuyoruz. Ve işte o 31 Aralık 1999 tarihinde metin bitiyor. Orada bir işte birkaç bölümlük daha sahne var. O sahneyle birlikte metin bitiyor. Yani kocaman bir roman. Hani ben size şu an bazı detaylardan bahsediyorum, anlatıyorum sizlere ama hani anlattığım içerik, yani böyle su damlası metnin içinde geçenlerle ilgili kocaman, muazzam, devasa bir roman. Ben çok sevdim okurken. Kusursuz buldum. Yani kusursuz demeyeyim, hani birazcık kusur anlatımla ilgili bazen belki durumlar var. Yani çok sayıda anlatıcı görüyoruz. Sen anlatıcı giriyor, ikinci şahıs anlatıcı devreye giriyor. Yer yer bilinç akışı görüyoruz. Yer yer iç monolog tekniğini görüyoruz. Genel tanrı yazarla giden, yani tanrı anlatıcıyla giden bir metin. Ama çok sayıda işte ben anlatıcıya dönüyor, iç monolog tekniğini görüyoruz, bilinç akışını görüyoruz. Bir anda metin sen anlatıcıya dönüyor bazı bölümlerde. Çok enteresan olayların oluştuğunu anlatıcı türleri açısından da görebiliyoruz. Yani anlatımdan anlatıma, anlatıcıdan anlatıcıya da bol miktarda geçişin olduğu çok ilginç bir metindir Telenosra. Ama hani okunabiliyor mu? Rahat okuyorsunuz, rahat okuyorsunuz. Güzel de gidiyor ama dediğim gibi bölümler arasındaki ciddi farklılıklar, sayfa yönü açısından da farklılar birazcık okuru okurken zorlaştırabiliyor anlatımları. Bazı anlatımlar tabii okuması da hazmetmesi de zor. Onu da söylemem lazım. Çok hassas okurların etkilenebileceği şeyler de var. Ama öyle çok hassas bir okur değilseniz çok rahat okursunuz. Onu söyleyebilirim içerik açısından. Gayet konforlu okunabilecek bir metin olduğunu düşünüyorum. Terranos'un keşke basımı olsa. Benim yani Terranos'la ilgili söylemek istediklerim bunlar. Dediğim gibi çok sayıda karakterin, çok tarzda anlatımların olduğu, çok anlatıcının olduğu. Yani dediğim gibi bilinç akışının geçtiği, sen anlatıcının geçtiği, ben anlatıcının olduğu, üçüncü şahıs, işte tanrı yazar anlatıcının olduğu, bunların bir ara iç içe de geçtiği bölümlerden oluşan, büyülü gerçekçiliğin olduğu, postmodern fikrin olduğu, işte tarihin arka plan olarak kullanılması, yani tarihsel gerçekliğin de değiştirilmesi karakterler yönünden bakarsak oldu. Enteresan bir metin. Ben bu metni okumanızı tavsiye ediyorum. Çok ama çok özel bir metin olduğundan emin olabilirsiniz. Yani basımı yok şu an. Umarım hani sahaflardan veya farklı yerlerden, nadir kitap bir yerlerden bulabilirsiniz Theranos'u. Devasa bir eser. Mutlaka okunması gereken bir eser. Hani Latin Amerika Edebiyatı'nın en büyük eseri Yüzyıllık Yalnızlık denir. Yüzyıllık Yalnızlık da kusursuz bir eser ama Theranos'a bence daha da özel bir eser. Daha da farklı bir eser. Daha da benim açımdan en azından edebi manada daha değerli bir eser olduğunu ben düşünüyorum. Theranos'un bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim en azından. Şimdi Cortázar'ın Sekseni'ni okuyorum. O da bambaşka bir yazar. O da bambaşka bir anlatım tarzı ve teknik. Onu da önümüzdeki zamanlarda umarım sizlere inceleme şansına erişirim. Bir sonraki videomuz ise Chuck Palahniuk'in Gösteri Peygamberi olacak ki daha önce Dövüş Kulübü'nü anlatmıştım burada. Gösteri Peygamberi başka bir kitap, başka özel bir eser. Sizler de Gösteri Peygamberi'nin, Chuck Palahniuk'in, Amerikalı yazarın, işte yeraltı edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Gösteri Peygamberi'ne anlatıyor olacağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.